Hasan Öztürk PKK terör örgütü İHA'lardan kurtulmanın yöntemini arıyor ama nafile. PKK terör örgütünün başının belası oldu İHA'lar. Başının belası oldu diyorum zira PKK terör örgütüne son dönemde en ağır hezimeti İHA'lar yaşatıyor. İHA'lar yani insansız hava araçları. Biliyorsunuz İHA'larla ilgili daha önce Türkiye dışa bağımlıydı. Müttefiklerinden ve İsrail'den ön ödemeli İHA sipariş ediliyordu gecikmeli olarak gelen araçların işletimi dahil o ülkeler tarafından yapılıyordu. Ve dahası yaşanan krizler bahane edilerek ne peşin peşin parasını ödediğimiz araçlar teslim ediliyor ne de yazılımlar işletim sistemleri güncelleniyordu. Sonunda kötü müttefik adamı İHA sahibi yaparmış dedirtiler ve kendi araçlarımızı kendimiz ürettik. Dahası silahlı olanları da yani sihaları da Türk Silahlı Kuvvetleri TSK'nın envanterine kattık. Burada Özdemir Bayraktar'ın sabrını, Selçuk Bayraktar'ın azmini özellikle anmakta fayda var. Onların gayretlerinin de bir sonucudur yerli İHA ve SİHA'lar. Sağ olsun. Ha şimdi bu SİHA ve İHA'lar meselesi nereden çıktı diye soracaksınız. Anlatayım. PKK terör örgütüyle son dönemde yeniden geliştirilen alan hakimiyetine dayalı mücadele tekniğinin yanı sıra bir başka yöntem daha çok etkili şekilde kullanılıyor geliştirilmiş düşük yoğunluklu çatışma konseptiyle PKK'nın girilemez dediği, gelinemez dediği neresi varsa güvenlik güçleri oraları darmadağın etti. Bunun yanında insansız hava araçlarıyla yapılan takip, tespit ve imha ise PKK terör örgütünü yeni yeni yöntemlere yöneltti. Ama nafile. Terörle mücadelenin etkin isimlerinden birinden aldığım bilgilere göre PKK terör örgütü alan hakimiyetini kaybedince ve İHA'lara karşı çaresiz kalınca yeni yeni taktiklere yönelmiş. Örneğin daha önce daha kalabalık gruplar halinde bir arada bulunan ya da hareket eden timleri bölmüş PKK. Bunun üzerine güvenlik güçleri de alandaki timlerini bölmüş, timlerdeki personel sayısını azaltmış. Yine İHA ve SİHA'ların yanına sayıları yüzleri aşan drone alınmış. O dronelar sahada güvenlik güçlerine olağanüstü katkı sağlıyormuş. PKK terör örgütü kırsaldaki hakimiyetini kaybedince şehirlere yönelmek istemiş. Ancak burada da daha önce FETÖ'cü asker ve polislerin maharetiyle özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde devre dışı bırakılan plaka tanıma sistemleri yeniden aktif hale getirilmiş. Buna ilaveten MIT, jandarma ve emniyet istihbaratı koordineli çalışmaya başlamış. Diyor ki kaynağım terör örgütü elemanları sanıyorlar ki sadece İHA'lar ve teknik takip ile örgütü takip ediyoruz. Yanılıyorlar. Klasik yöntem de çok işlevsel. Yani irtibat elemanlarımızla yaptığımız istihbarat. Bir takibi havada İHA'yla, yerde elemanlarımızla yapıyoruz. Örnek olarak da geçen ay CHP'lilerin sihalarla sivilleri öldürdüler diyerek PKK'lı teröristlere sahip çıktığı o olayı hatırlatıyor. Oysa sadece İHA'larla yapılan takiple o istihbarat alınmamıştı. Sahada bizim elemanlarımız da vardı dedi. Ve son bir bilgi. PKK terör örgütüne son dönemde İHA ve SİHA'ların verdiği büyük zayiat Kandil'de yeni arayışlara neden olmuş. Bunların başında TSK'nın ne kadar İHA ve SİHA'sı var sorusunun peşine düşmüşler. Ama nafile bir şaba. Bir de terör örgütü sözde Hava Akademisi ile Sağlık Akademisi kurmuş anlaşılan o ki millileşen silah sanayi ve özellikle İHA ve SİHA'larımızla birlikte yeniden başlayan terörle mücadelede terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Darısı PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin başına. Hasan Öztürk Yeni Şafak.